14 Kasım, 20 Kasım sevgili takipçilerim, güzel ailem nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Muhteşem koçlar, evet nasılsınız? İş konularınızla ilgili biraz daha kontrollü, daha kendinize ait alanı belirlemeniz lazım. Bazen insan hani buraya ait hissetmez ve her şey aynı döngüde devam ediyor dersiniz ya. Bu hafta böyle bir serdenişler, söylemler, Mars'ın geri hareketini yavaş yavaş sonlandırmaya giderken sizin iş konularınızla alakalı daha net olumlu süreçlerin dengesine doğru hareket edeceksiniz. Yeni anlaşmalar, yeniliklerle ilgili size fırsatlar sunulacak. Bu fırsatları nasıl değerlendirmek istiyorsanız ona göre yön vermeniz lazım. 15 Ekim'de Akrep'te gerçekleşecek yeni ay sizin içsel karmaşık ruhunuzu, tedirginlik ve endişe duyduğunuz birçok noktayı en iyi şekilde iyileştirmeye doğru ilerleyecek. Bu yeni ayda bol bol şifalanmayı dilemeniz gerekiyor. Seyahatlerimiz, iş gereği yapmamız gereken yolculuklarla ilgili çok güzel fırsatların kapınıza renk katacağını gösteriyor. Bu da şunu der, her seyahatin arkasından gelecek bir güzellik, yeni bir anlaşma sizi bekliyor. Kurumsal alanla ilgili bağlantılar içerisinde olan sevgili koçlar için konum ve mertebelerinizle alakalı noktada prim, ödemelerle ilgili bazı aksilikler sizin canınızı sıkıyor olabilir ve uzun süredir hak edilişinizle ilgili yaşadığınız krizler hala devam ediyor ve siz bu konuda çok kararsızsınız. Biraz daha sabırlı olursak doğru noktayı en iyi şekilde yakalayabilirsiniz diyorum. İşinizle alakalı gideceğimiz seyahatlerde ve ortak yapacağımız projelerde de keyifli aydınlanmalar size ait. Ama işi terk etmek, işi bırakmak niyeti olan sevgili koçlar için adımlarınızı doğru yapmanız gerekiyor. Şu an acele etmek sizin kariyer hayatınızı da düzen hayatınızda uzun soluklu boşlukta bırakacağını uyarıyor. Devlet kapısıyla alakalı çalışanlarda sadece ve sadece çok yoğun bir temponun verdiği gerginlik ve izin modunuz var, rapor alma niyetiniz var ve ondan sonra da kendi haklarınızla alakalı gitmek istediğiniz yerlerle ilgili başvurularınız olacak. Doğru karar ama temkinli ve kurallı olmanız lazım. Bulunduğunuz sistemde ayağınızı kaydıracak çok insan var. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Evet, sevgili çalışan çiftlerimizle alakalı noktada da bu ara her iki tarafınızda iş temposu ve yoğunluğu evdeki enerjiyi tam anlamıyla yıprattı. Eşinizin parasal noktası biraz daha ödemelerle alakalı ve sizin de desteklemekten yorulduğunuz ve kendime hiçbir şey yapamıyorum diyen bir serdeniş söylemleriniz var. Ev kredisi ve kredilerle alakalı doğru planlama gerçekleştireceksiniz ve bu planlamada en azından önümüzdeki 4 ayı daha verimli şekilde yakalayacaksınız. Duygusal olarak özellikle Venüs artık Yay burcuna geçişini sağlıyor. Renkli ilişkiler, kalbinizdeki kırılan noktalarda özür kabul etme noktalarımız söz konusu olacak. Yeni bir aşk ve yenilik istiyorsanız size doğru gelecek bir enerjinin keyfini çıkartabilirsiniz. Geçmişinize ait yaralandığınız noktalarda artık içinizdeki öfkeyi sakinleştirin ve doğru enerjiye ait olmanız lazım. Bu ara en önemli şey özel hayatınızdaki kararsız ve iniş çıkışlarımızı dengelemek lazım. Şu an elinizi tuttuğunuz ya da tutmayı düşündüğünüz kişi sizin için daha sağlıklı ve daha güzel adımları ilerletecek. Korkularınızı yenmeniz gerekiyor. Sevgili gençler, eğitim konusunda yurt dışı ile ilgili başvurularınız ya da bu seneki sınavlarımız ya da bu dönemki evrelerimiz gayet başarılı bir süreçte oluşum yaratacak ve yurt dışı ile ilgili mailleriniz ya da bunlarla ilgili başvurularınız varsa cesaretinizi toparlayın. Ortak ya da farklı alanda çalışan sevgili koçlar için bu hafta şanslarınızın fazlasıyla ekonomik olarak sizi güçlendireceği, yeniliklere de en iyi şekilde aydınlık olacağınızı gösteriyor. Alım satım konularda yasal ve unutulan vergi, evrak konularımızı bu hafta daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Dikkatsizlikten kaynaklanan kazaları da ihmal etmeyelim. Sevgili ev hanımları, evet çok gerginliğinizin yanı sıra sizin de kendinizi şifalandırmak için meditasyon ve ev enerjisindeki bu psikopat enerjiden çıkmak istiyorsunuz. Doğru yürüyüşlerle ve kendinize mesleki anlamda doğru başarılar sağlayabilirsiniz. Eşinizin karmaşık sülalesi, sizin sülaleniz sizi çok fazla yıpratıyor ve kendinize ait alanınız yok. Köle gibi hissediyorsunuz. Bunun için kendinize ekstra kurslarla iyileştirebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili kaygı ve problem ve sorunlarımızı da daha dikkatli çözmemiz için doğru bir hafta.
Ev değişimi, yeni taşınma konularımız hareketli olacak ama ev alımı konumuzla ilgili de destekler hayatımıza denk gelecek. Evet, bu ara tabloya merak sarabilirsiniz. Aplikler, banyonuzu değiştirmek isteyebilirsiniz. Hayırlı olsun. Sağlık olarak özellikle mide asitlerimizden kaynaklı kusma, bulantı gibi ya da gıda zehirlenmemize dikkat etmemiz lazım. Nasıl beslendiğinize dikkat edin. Sevgiyle kalın. Sevgili boğalar, beğenmeyi, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Evet, sevgili takipçilerim, 14 Kasım'da Mars Koç burcunda ileri hareketine başlarken sizin içsel geçmişiniz, karmaşığınız, yaşadığınız krizleri en iyi şekilde toparlayacağınız bir döngüye giriş yapıyoruz. İş konularımızla ilgili yeni anlaşma, kendimize ait alanları daha doğru ve daha dingin ve kendi enerjimize ait alanları daha net şekilde göreceğiz. Ve biraz daha mola, daha mantığımız, daha kuralımız, daha sistemimizi oturtmak için de dinlenerek projelerde yer alacaksınız. Ve doğru adımlar sizi daha güçlendirmiş olarak uyarıyor. 15 Kasım'da özellikle Akrep yeni ayı sizin hayatınızla alakalı gizli kalmış, tıkanmış sorunları daha net ve işinizle alakalı güvendiğiniz insanların gerçek yüzüyle karşılaşma ve yöneticiler arasındaki yaşadığınız krizleri daha yumuşak tonlarla halledip konum ve mertebenizden çok maaşınız ya da oluşması gereken mevkiniz için doğru ifadeleri uyarıyor. Bol bol seyahatleriniz ve bu ara hani son vuruş dediğimiz iş kapılarınızla ilgili çok güzel fırsatlar söz konusu olacak. Kendi işinizi yapıyorsanız parasal noktadaki krizleri düzeltmek, ortaklı alanlarda daha güçlü ve kendimizi daha net ifade edeceğimiz farklı kapılarla ilgili de büyük projelerde yer alacağınız gözüküyor. Kendinize iş kurmak, farklı alanları da kendi alanınıza çekmek istiyorsanız çok yoğun ama keyifli ve doğru molalarla bu evreyi dengeleyeceksiniz. Başarı size ışıltıyor. Siz de bu ışıltıyı para olarak kendinize çekmeniz gerekiyor. Kurumsal alandaysanız yeni başvurularınız, olumsuz gibi gördüğünüz noktalarda çağrılmalar, yeni kapınız, yeni alanınız hayırlı olsun. Ama bulunduğunuz noktadaki evreyi devam ettirmek isteyen sevgili takipçilerim için oradaki yönetici ve ekip size karşı çok ılıman gibi gözükseler de biraz zorlayıcı bir iki ay yaşayacaksınız. Dikkatli olun. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada kendi alanınızla ilgili yetememe, oraya kendimi ispatlayamıyorum ve güçsüz kaldım diyebilir ve bununla ilgili ne kadar yöneticiler ve bulunduğunuz insanların sizi dinlememesi başka bir arayış evresine geçiş sağlayacağınızı gözüküyor ve bu geçiş sizin için daha sağlıklı olacak. Devlet ya da devletle bağlantılı noktalarda çalışıyorsanız bu ara iş yerinizdeki tempo ayrı, içsel dünyanızın da temposu ayrı olacak. Nasıl mücadele edersiniz ve seyahatlerimiz, gitmemiz gereken yolculuklarla ilgili de daha dingin bir kafa, doğru beslenme ve uyku düzenimizi sağlamamız lazım. Sevgili gençler, duygusal olarak bu ara aklınız beş karış havada ve duygusal olarak aşık olduğunuz insandan acı çektiğiniz gözüküyor. Artık aşktan değil de kariyer hayatınıza odaklanmanız lazım. Eğer ki uzun süredir beklediğiniz ve yüzleşmek istediğiniz kişi bu hafta biraz mesajlar, konuşmak, sizden özür dileyebilir. Sakın ona inanmayın. Alternatif evreleri doğru değerlendirmek sizin için daha aydınlık gözüküyor. Uzun soluklu ilişkilerde bu ara yurt dışına yerleşmek ve orada evlenmek, orada düzen kurmak ya da şehir dışında evlenip düzen kurmak isteğiniz olabilir. Bunlarla ilgili araştırmalar da hayırlı olacak. Evet, bu ara diplomatik konularınız, kariyer hayatınız ve eğitim konularımız ve iş konularımızla ilgili rütbeleri doğru görmeniz gerekiyor. Hata yapmamanız lazım. Bir de aşık olmak ve duygu yönünüzü tamir etmek istiyorsanız, evet, güzel bir aşk, yakın dost, yakın çevre, gideceğiniz seyahatlerde sizi heyecanlandıracak yeni aşklar hayatınıza renk katacak diyorum. Bir de bu ara aile bağlarınızla alakalı çözülmesi gereken ortaklı noktalarda çatışmalar olabilir. Sakin, sessiz idare edin. Sevgili ev hanımları, bu ara özellikle banyo dolaplarımızdan çok gardırop, banyo dolapları, mutfak dolapları yeniden indirilip yapılacak. Kolay gelsin size. Eşinizin yalanlarınızdan bıkmış olabilirsiniz. Bu sizin parlayanınız. O sizi seviyor. Bu ara boşanma fikri olan sevgili boğalar, hadi gözünüz aydın. Şartlar, düzen oturacak ve yol ayrımını aydınlığa kavuşturacaksınız. Çocuklarınızla ilgili korkularınız varsa onların geleceğiyle alakalı kaygı, endişe duyuyorsanız
biraz daha onlarla vakit geçirip onların ne istediğini bulmanız sizin için daha sağlıklı diyorum. Çünkü çocuklarınıza devamlı başkalarına benzetiyorsunuz. Yok onun kızı, yok onun oğlu. Bence çocuğunuz çok kıymetli. Onun enerjisini görürseniz o gözlerle temas kurmayı öneriyorum size. Bu ara evlenmiş ayrılmış sevgili takipçilerim için de güzel enerjiler ama psikolojik olarak desteklenme, güven enerjinizin biraz daha iyileşmesine ihtiyacı var. Araç alım satım konularımız hareketli olacak. Sağlık olarak özellikle nodüllerimiz dikkat edeceğiz. Nefes borumuzda hassasiyetimiz olabilir. Bunları ihmal etmeyelim. Hoşça kalın efendim. Sevgili ikizler, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Sevgili takipçilerim, güzel ailem. Evet, Mars 14 Kasım geri hareketini sonlandırmaya doğru ilerliyor. Bu da çıkış yolu bulamadığınız, eksik gördüğünüz ve tamamlayamadığınız birçok noktanın son durağı gibi düşünelim. Ve bunları bir an önce halledip kendi evremizi, kendi yörüngemizi bu haftasına kadar planlayıp doğru evreyi görmemiz lazım. 15 Kasım'da gerçekleşecek bir akrep yeni ayı var. Bu akrep yeni ayı sınandığınız ve sorunlu olan birçok noktada da etrafınızdaki insanlarla yaşayacağınız krizleri, tartışmaları, size anlamsız gelecek konular gündemimizde olacak. Bunlara da çözüm, fazla yüz verdiğiniz insanlar sizin hayatınıza müdahale etmeye ve her konuyu ben biliyorum, sen bilmiyorsun ifadeleri söylenebilir. Bunları tetikte almamız lazım. Özellikle de iş konularınızla alakalı yaşadığınız çatışma, karmaşa ve sizi yoran insanlarla da bağınızı daha mantıklı şekilde düşman edinmeden kendi enerjinizden çıkartmanız gerekiyor. Bulunduğumuz noktada masa değişimi, yeni değişimler içinde güzel fırsatlarınız var ama yarım bıraktığınız tamamlanması gereken iş alanındaki eğitimleriniz ya da dil eğitimlerinizi bir an önce hayata geçirmeniz gerektiğini, kendinizi bu konuda hobi edinirseniz daha başarılı noktalarda aydınlığa kavuşacağınız gözüküyor. Ve bu arada ani kararlar verebilir ve bu kararlar sizi ciddi sıkıntılara düşürebilir. Ani kararlardan uzak duruyoruz. Olduğumuz noktayı temkinli ilerliyoruz. Kurumsal bir alandaysanız konularımız ve gideceğimiz seyahatlerde yanlış hatalar yapıp kayıplara sebep olabilir. Daha kontrollü olmanız ve her toplantıyı daha dikkatli ya da işiniz gereği gidecek seyahatlerinizi daha net görmeniz gerektiğini uyarıyorum. Evet, kurumsal bir alandaysanız karışık dönemin hareketliliği, stresli ve insanların gergin haline ve aynı şekilde sizin de gergin olmanız haftanın nasıl biteceği kafanızı karıştıracak diyorum. Aynı şekilde de devlet ya da devletle bağlantılı süreçte iş gereği gideceğiniz alanları da daha kontrollü yapmamız gerekiyor. Çünkü sizde bir hızlı ve ani karar değişiklikleriniz kendi yörüngenize zarar verebilir. Bunları da biraz daha sakinleştirmeye ihtiyacınız var dedim. Çalışıyorsanız ve iş beklentiniz varsa bulunduğunuz noktada farklı bir alandan gelecek teklifleri de gözden geçirin. Size yeni kapılar daha güçlenmenizi, size ait imkanların daha yoğun olacağını da uyarıyor efendim. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada ortak kazancımızla alakalı yapacağımız araç ya da ev yatırımı hanemize güzel bir mutluluk katacak. Bu konuda da her iki tarafın istediği bir nokta olacak. Yani hem eşinizin hem sizin istediğiniz kapınız, ev konunuz ya da araç konunuz hayırlı gözüküyor. Şöyle demek istiyorum bir de. Sevgili gençlerimizle alakalı bu ara dışarı ortamlar, eğlence ortamları, yakın çevreyle alakalı bağlarını çok güçlendirdikleri için eğitim konularında biraz askıya almış olabilirler. Bunları da biraz daha dikkatli etmemiz lazım. Duygusal yönümüzle alakalı da sevgili gençler, karmaşık bir karaktersiniz. Bir ilişkiye başlarken sorumlulukla ilgili noktayı karşı tarafa paranoyakça kıskanıyorsunuz. Bir akışına bırakın diyorum. İlişki konusunda uzun süredir duygusal bir türlü kavuşamıyorum. Aramızda yol mesafesi, şehir mesafesi var diyen takipçilerimizde bu aşkın bütünleşme evresi. Aile içerisinde bu ara evlenmeyi düşünen çocuklarımızla ilgili sevinç evreleri söz konusu olacak. Bir çocuğumuzun da yurt dışı muradı ya da iş gereği gideceği yolculuk ona başarı ve hayır katıyor diyorum. Evet, bu ara
bazı ilişkilerde de çatlama, bitme, yalanlar, söylenmiş olaylar, her iki tarafında gizlediği olayların açığa çıkacağı için ciddi gittiğini düşündüğümüz ilişki bir ihanet, bir yalanla bitmiş olacak gözüküyor. Sevgili ev hanımları, bu ara özellikle sizin ailenizin ve kendi ailenizin miras konuları ve eşiniz ve çocuklarımız arasındaki yaşanan tartışmalar bu hafta sizi ağlatabilir, üzebilir. Bunları daha sakin ve daha karşıta çocuklarınıza, eşinize daha sakin ve ailenize daha ifadeli şekilde kullanmanız lazım. Hakkınız yenilecek mi? Yenilecek. Ama karşısında durduğunuzda yasal süreçleriniz var. Bunları değerlendirmenizi unutmamanız gerekiyor. Ev verginiz, çöp verginiz, unuttuğunuz vergilerimiz hareket halinde. Bir de bir evrak, devletle ilgili bir evrak gelecek. Onu ödemediğiniz takdirde sıkıntılarınız var gözüküyor. Evde değiştirmek istediğimiz noktada özellikle ve özellikle çocuklarımız ve kendi yatak odamızla alakalı baza değişimleri söz konusu olacak. Bu da sizin için hayırlı olsun diyorum. Evet, sağlık konusunda bu ara özellikle orta kulak iltihabı, alerjik astımınız olabilir. Benim mesela alerjik astımım var, azdı. Dikkat etmenizi öneriyorum. Bir de evlenmiş, ayrılmış sevgili takipçilerim için bu dönem renkli ama doğru aşk için aralığa ihtiyacınız var. Tanışın, kahve için kahve içmekte zarar gelmez. Keyif tadında olsun efendim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz güzel aile. Şöyle söyleyeceğim, Jüpiter ve Plüton son üçüncü kez kavuşuyor ve bu kavuşumla ilgili ilişkileriniz ve hayatınızla alakalı görmeniz gereken birçok noktayı daha doğru görmeniz gerektiğini uyarıyorum. Artık 14 Kasım'da Mars Koç ileri hareketini başlatacak. İş konularımız ve geliştirmek istediğimiz birçok nokta için de fırsatlar kapınızda olacak. 15 Kasım'da yeni ay Akrep Burcu'nda gerçekleşecek. Başlatmaya çalıştığınız ve bitiremediğiniz birçok evrak konularımız için de hızlanacağımız bir nokta. Bunu belirleyelim. Yaratıcılığınız, aklınız daha relax olacak. Plan, program evresindeki fırsatları daha net bir şekilde kendinize yakalayacaksınız. Evet, kurumsal bir alandaysanız şirketinizin size vereceği artı bir evrenin verdiği mutluluk var. Maaşınız, konumunuzla alakalı yer belirlemesi, uzun süredir de bu alandan çıkıp başka bir alana gitmek istiyorsanız da fırsat kapılarınız var, değerlendirebilirsiniz. Devlet, bürokrat alanlarda var olanlar için yer değişimi, konum değişimi mücadelenizi daha devam ettirmeniz lazım. Çünkü burada herkes gitmek istiyor, siz de gitmek istiyorsunuz, siz de bu konuda planlarınız ve programlarınız var. Bunun için araya birilerini sokmamız gerekiyor. Seyahatleriniz, yurt dışı ve şehir dışı seyahatlerinizde olumsuz geçmeyecek, çok yoğun toplantılarınız ve başarı noktanızda aydınlığa kavuşturacağınız söz konusu. Aile işi, ortaklı alanlar içinde yeni projeler, yaratıcı ruhunuz daha ön planda olacak ve bunları hayata daha keyifli şekilde geçireceksiniz. Yani fırsat, konum ve başarı daha yaratıcılığınız ve sistemli olan birçok noktanın da ferahlığına kavuşmasını uyarıyor. Evet, bu ara şunu da demek istiyorum. Kendinize toprak yatırımı, arazi ya da hayvancılık ya da yeni bir oluşum yaratmak istiyorsanız yapacağınız oluşum kendi markanızı yaratacak. Blog yazarlığı, kendi içinizdeki yazarlık noktalarımızda daha ön planda oluşturabiliriz. Bu ara astrolojik merakınız, kozmik enerji, bu tarz şeyleri de çok fazla merak edebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar bunlarla ilgili başarı enerjiniz var. Yeni iş ortaklığı düşünceniz varsa da daha temkinli adımlar atarak ortağınızı çok doğru görmeniz lazım. Çünkü siz mantık, ortağınız kurnaz gözüküyor. Bunları gözden geçirelim. Bu ara bir de yurt dışı ile ilgili köklü değişimler yaratabilir. Şirketinizin size sunacağı yurt dışı bağlantılarınızla ilgili de çok aydınlık süreçlerimiz var. Evet, çalışan evli çiftlerimizle alakalı eşinizin yurt dışı ya da sizin şehir dışı seyahatleri biraz ilişkimizde eksik noktalar var ve çocuklar bir aile ortamı özlüyor. Evet, hak veriyorum, çalışmak lazım ama çocuklarınızla da daha doğru vakit geçirmeyi unutmayın diyorum. Evet, aşk konusunda renkli bir dünyamız. Yani tıkanmış ilişkiler, problem
önemli ilişkiler, sorunlu ilişkileri çözmek için bu hafta doğru. Yani gitmesi kalıyorsa kalması, gidecekse gitmesi gerektiğine karar vermeniz lazım. Yeni ilişkiye başladıysanız da ilişkinizde tanımak ve ona şans vermeniz ve doğru ruha el tutacağınızı düşünmeniz gerekiyor. Bu arada doğum günü kutlama, seyahatlerde tanışacağınız insanlar hem konumunuz için hem özel hayatınızı renklendirecek diyorum. Evet sevgili gençler, eğitim konusunda emek verdiğiniz ve yapamayacağım dediğiniz kapılarınızda daha güzel fırsatlarımız var. Yüzünüz gülümseyecek ve her şeyden önemlisi de ailenize hedeflediğiniz projelerle ilgili büyük başarılarınızı anlatacaksınız. Bu ara abi, kardeş, kuzen arasındaki yaşanacak tartışmalara da aile büyükleri hazırlıklı olması gerekiyor. Evet, bir ev apartmandan taşınmak, başka bir yere geçme niyetiniz varsa aralığa ihtiyacınız var. Şu an size uygun bir nokta yok diyorum. Sevgili ev hanımları, ani sinir iniş çıkışlarınız ev insanlarını yormaya başladı. Kendinizi yalnız ve geçmişle yaşıyorsunuz. Geçmişi kapatıp yeni bir hayatı, bulunduğunuz noktayı daha çok renklendirmeniz lazım. Eşinize öfkeniz, çocuklarınızla alakalı iletişimleri de güçlendirmeniz gerekiyor diyorum. Boşanmış, ayrılmış çiftlerimiz için bu hafta gerçekten güzel ve keyifli. Geçmiş dostlar, tanışacağımız insanlar size ayrı bir renk katacak. Korkmanıza gerek yok diyorum. Geçmiş ilişkisini bekleyen sevgili takipçilerim için de adımdan adım var. Bu adımı doğru değerlendirin ama aynı acının adımını yaşamak istiyorsanız doğru düşünün istiyorum. Sağlık konusunda özellikle göz alerjimiz, saç dökülmelerimiz ve kaşıntılarımız ve son zamanlarda bağırsak enfeksiyonlarımızı ihmal etmememiz gerekiyor. Evet, evde değiştirmek istediğimiz masa, yemek takımı, çatal bıçak takımı niyetimiz, tencere niyetimiz var. Hadi hayırlı olsun değiştireceğiniz şeyler. Yalnız evlatlarınızdan birinin gururunu tadacaksınız ve uzun süredir evde kaldığını düşündüğünüz ya da evlilik kimseyi beğenmiyor diyen evladımızın hayırlı bir kısmetle kapınıza geleceği gözüküyor efendim. Hoşça kalın. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Güzel ailem, takipte kalmayı unutmayın diyorum. Evet, bu hafta iş konularınızın hızlı ani değişik evreleri sizi yıpratabilir. Yöneticilerinizin abuk subuk konuşmaları ve ekip arkadaşlarınızla mücadele ettiğiniz konuları beğenmeme ruhu çok fazla olacak. Ve hatta işten ayrılmak, bu alanda olmak istemeyebilir ama alternatif teklifle ilgili beklediğiniz noktalarda da ciddi bekleyişleriniz söz konusu olacağı için burayı idare etmeniz gerektiğini uyarıyorum. 15 Kasım'da Akrep Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay sizin ailevi sorunlarınızla alakalı tetikleyecek karmaşıklıkları ve sahip olduğunuz mülkler, ortaklı alanları ayırmakla alakalı net kararlar vereceğimiz bir dönem olacak. Ve hatta uzun süredir kiradaysanız yeni bir ev almak, kredi ödemelerimizle ilgili de başlangıçlar daha sizi mutlu ve radikal karar oluşturacak. Yani bu ara hayatınızla alakalı ani değişecek her şeye açık olmanız lazım. Kurumsal bir alanda, evet, yöneticiler arasındaki krizler ve size de yansıyacak. Devletle alakalı bağlantılarda, çalışanlarda, bulunduğumuz noktanın var olan belediye binası taşınabilir, bulunduğunuz bina taşınabilir, yeni bir yere geçme gibi durumlarımız da olacak. Ama işimizle ilgili pürüzlü değil, sadece gideceğimiz evin düzenlemesi sizi biraz daha yıpratabilir. Kendi işinizi yapıyorsanız da çok kazançlı ve keyifli bir döngü ve bu döngüde anlaşacağımız her iş kapısı bize ekstra kazanç sağlayacak diyorum. Kredi borcumuz ya da yaşadığımız bazı krizleri de rahat bir şekilde sistemli ödemeye devam edeceğimiz gözüküyor. Kendi işinizi yapıyorsanız ortaklı alanlarımızı büyütmek ve bu alandaki projelerde daha markalaşmak isteyebiliriz. Acele etmeden, hızlı karar vermeden, ekonomik durumunuzu düzelterek hareket etmeniz lazım. Uzun süredir ailenizin desteklediği bir iş konusuna da gözünüzü kapatarak yapın. Çünkü burası size iyi bir alan yaratacak. Gideceğimiz seyahatler, yapacağımız çalışmalar ve işaret edilen her nokta size ünvan kazandıracak. Kendinizi doğru görmeniz için ne bekliyorsunuz diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada, özellikle devlet alanında çalışıyorsanız, yer değişiminizle ilgili atamanız ya da yerinizle ilgili belirlendiği nokta biraz sizi yıpratabilir. Biraz eşimizle ayrı kalabiliriz. Bunun verdiği huzursuzluk olabilir diyorum. Ailemizle alakalı da anne, kardeşler arasındaki krizler yavaş yavaş toparlanmaya, hak edilen haklarımızı da almaya doğru ilerleyecek bu hafta. Bir de çalışan ve evde durmak isteyen sevgili hanımlar için işinizde başarılısınız. Çocuklarınızın herhangi bir size ihtiyacı yok.
onlara daha iyi gelecek için çalışma hayatınıza devam ettirin. Yoksa evde çıldırmış olursunuz, rica ediyorum. Sevgili ev hanımları, kendinizle alakalı yapmak istediğiniz kendi işlerinizle ilgili kışa hazırlık temponuz biraz sizi yıpratıyor olabilir. Bel ağrınız ve boyun ağrınıza dikkat edeceksiniz. Duygusal olarak ilişkinizle ilgili yaşadığınız krizleri iyileştirmek isteyen aslanlar, ilişkinizin bittiğini kabul edip yeni yolculuğa ve şifalanmaya ihtiyacınız var. Biraz ara verirseniz ilişkilerde gelecek insana doğru adımlar atabilirsiniz. Beklediğiniz bir ilişkiden olumsuz bir cevap gelecek. Bu ara evlenmeyi düşünen ya da söz nişan düşünen çiftlerimizde herhangi bir sorun yok. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Mutlu bir enerji size yuva getirsin, huzur getirsin. Sevgili gençler, eğitiminiz, kariyer hayatınız ilerlerken yeni bir aşk acısı size huzursuzluk yaratabilir. Mantıklı ilerlemeniz ve duygusallığı kendi içinizde yenmeniz gerekiyor diyorum. Evlenmiş ayrılmış sevgili takipçilerim için de bu ara geçmiş kavgadan çok geçmiş ilişkilerinizle karşılaşıp hesap sorma, onların size yıprattığı evreleri daha böyle net acı çekerek öğreneceksiniz. Bir daha da aynı hatayı yapmamak adına bu evre sizi bu konuda uyarıyor. Doğru adımlar atın. Evet, bir de bu ara ailemize ait müteahhite gitmesi gereken bir anahtarın sevinç imzası söz konusu olacak. Bir de seyahat ve düşüncesi olan sevgili aslanlarda gideceğiniz seyahatte farklı iş fırsatları da var. Gözden kaçırmamanız gerekiyor. Sağlık olarak özellikle boyun ve bel fıtığımız ve mide asitlerimiz sıkıntı olabilir ve son zamanlarda diş eti iltihaplarımıza da dikkat etmemiz lazım. Çocuk tedavisi düşünen sevgili aslanlar için gözünüzü kapatın, çocuk tedaviniz için başvurun. Çünkü Rabbim sizi çocukla mutlu edecek gözüküyor. Endişe etmenize gerek yok. Ev değişikliği düşünen, tamir tadilat yapmak isteyen sevgili aslanlar, bence biraz daha evet düşündüğünüz noktayı yapın. Şu an bulunduğunuz noktaya gerek yok. Ve özellikle yazlık eviniz ya da kışlık bir evde tadilat niyetiniz var gözüküyor. Bir de ailenizin size vermek istediği bir tapu, hayırlı olsun, uğurlu olsun efendim. Hoşçakalın. Sevgili Başaklar, beğenmeyi, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Yeni ay sizin. 15 Kasım'da bir yeni ay Akrep'te gerçekleşecek. Sizin sevmek, sevilmek ve mesleki anlamda yazılar, yapacağımız projeler, yenilikler için çok güzel bir döngünün başlangıcı olacak. Yaratıcı sanatçılığınız, size oluşturacak insanlarla konuşmanız, size güç evrenizi oluşturacak. Yani hayatımızda iş konusunda yeni sayfa açmak, yeni başlangıçlar, yeni projelerde yer almanın keyfi size gayet güzel bir noktada renk katacak diyorum. Kurumsal bir alanda krizlerin bittiği, daha sakin ve ekip arkadaşlarımızla mutlu bir dönem evresi içerisindeyiz. Ama alternatif beklediğiniz teklifler için de başvuru yaparsanız yeni fırsatlar da ayağınıza denk gelecek gözüküyor. Devletle bağlantılı ya da devlet alanında çalışıyorsanız uzun süredir bulunduğunuz noktanın ekonomik krizi, gerginlikleri ve tartışmaları çok daha had safhada devam edecek. Hani alternatif gitme niyetiniz var ama size böyle bir fırsat yok. Alanınızı sakinleştirin. Kendi içinizde görmemezlikten gelmeniz gerekiyor. Kendi işinizi yapıyorsanız iş kapılarımızla ilgili seyahatlerimiz, yapacağımız toplantılar, gireceğimiz alanlar size ekstra insanlarla birlikte gücünüze güç katıp kendinizi doğru noktada bulduğunuzu işaret edecek. Yalnız güzel sanatlar, tasarım ya da bu tarz meraklı işlerdeyseniz markanız ya da yazmak istediğimiz Instagram sayfamız ya da blog yazarlığı düşünceniz varsa da gözünüzü kapatın yapın. Çünkü sizin hayatınızda keşifler, yenilikler ve kendimizi bulmayı gösteriyor ve büyük bir başarı var. İşsizseniz ve hala iş problemlerinizle alakalı kapılarım açılmadı diyorsanız size yeni sayfalar açılacak iş kapılarınızla alakalı da. Biçme, yani ekin dönemini, tekrar hasadınızı yavaş yavaş toprağa gömeceksiniz ve ekin mevsiminde de kazançlarınız verimli ve aydınlık olacak. Sadece cesarette kırgınlıklar var, ihmal etmeyin diyorum. Evet, burada şöyle bir durum, aile arasındaki duygusal travma, ailede herkes duygusal travma yaşıyor. Kardeşiniz olabilir, anneniz olabilir, eşiniz olabilir, herkes bir kaosun içerisinde. Bu kalbin acı çekmesine siz fırsat verdiniz ve hala acılarınızla şifalanmaya çalışıyorsunuz ve karşı taraftan bir haber beklentiniz var. Bu haber bu hafta sizin telefonunuza, yüz yüze karşılaşmanıza sebep olacak diyorum. Her şeyden önemlisi de sizi iyileştirecek insan sizinle konuşacak. Güzel yani. Evli çalışan çiftlerimizle alakalı noktada
beyninizin ya da erkeğinizin işleriyle ilgili kriz dönemi, işten çıkartılma söz konusu olabilir, bulunduğu alanı terk etmek isteyebilir. Bu tarz evrede evde bir gerginlik, tartışma var, yetti artık diyen bir hanımefendi var. Rica ediyorum, eşiniz de sizin için çalışıyor. Aşk konusunda biraz güveniniz kırılmış, ilişkinizi tamir edin. Evlenmeyi düşünen sevgili takipçilerim için hayatınızdaki insanı çok böyle elekten geçirin. Çünkü onun karmaşık yalanı ve ailenizin size kalacağı imkanlar var. O yüzden bunu gözden geçirmeniz sağlıklı. Bu ara eski ilişkim geri dönecek mi diyorsanız, evet geri dönecek. Hatta keyifle dönecek ama kısa mesafeli bir şeyler yaşanacak. Yine bitecek gözüküyor. O yüzden size alternatif fırsatlarınız da var. Yeni aşk enerjiniz de gözüküyor. Bu ara eğitim konularınıza merak olabilir. Ve yapmak istediğiniz yabancı dil eğitimi, yarım bıraktığınız masterınız ya da yarım bıraktığınız ortaokulunuzu tamamlama niyeti içerisinde olabilirsiniz. Bunlarla ilgili başvurularınızın da fırsatı var gözüküyor. Sevgili ev hanımları, özellikle ve özellikle eşiniz değil, sizin kendi kardeşler arasındaki krizler ev hanemize yansıyor. Ve oradaki çözümsüzlükler devamlı, eşiniz bu noktaları dinlemekten çok fazla yoruldu. Biraz ailenizi kenarda tutup kendi ailenizdeki sorunları görürseniz ilişkinizi kurtarırsınız. Yoksa bu şekilde ilişkiniz ters köşe olmaya başladı, boşanma enerjisine doğru gidiyor. Bir an önce bunları toparlayalım. Evde de özellikle değiştirmek istediğimiz yenilikler var. Bunları da uzun süredir şöyle söyleyeceğim, kaloriferleriniz, kombi bakımınız ya da elektronik eşyalarınızın bakım dönemi gözüküyor. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sevgili gençler, duygusal olarak eğitiminizle aynı anda götürmeye çalışıyorsunuz ama kafanız dağınık, algınız algılamıyor. Biraz okçuluk kursuna giderek algı probleminizi yönetip dikkat sorununuzu çözerseniz sevinirim, size iyi gelecek gözüküyor. Bu arada yakın bir dostunuzun kazasına ya da bir aile sıkıntısına şahit olacaksınız. Bu biraz sizi yıpratabilir. Evet, bu ara sürpriz gelecek paralarımız var. Hanemizi bu konuda bollaşacak. Daha rahat bir evreye geçeceksiniz. Ve unutulan evraklarımızla alakalı da gözden geçirmemiz gereken geçmiş sorunlarımız. Hani para gelirken geçmiş borçlarımızla gideceği için unutulan evreleri unutmayın diyorum. Evet, bu ara sağlık konularımızla alakalı noktada dikkat etmemiz gereken noktamız alerjik kaşıntılarımız ve üreme organlarımızla alakalı hassasiyetler olabilir. Özellikle kadınsal bölgemiz ve kadınsal bölgemizde hassasiyetler söz konusu olacak. Dikkatli olun efendim. Hoşçakalın. Sevgili teraziler, güzel ailem, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun. Evet, bir bu konuda yani sizin hayatınızdaki ilerleyecek iş konularımızla ilgili güzel oluşumlar ve işinizle ilgili göremediğiniz noktaları bu hafta daha net göreceğiniz, karışık giden birçok noktamızı, dosyamızı, evramızı, toplantılarımızı daha rahat bir şekilde, relax şekilde toparlayabileceğimiz bir hafta olacak. Kurumsal ya da devletle bağlantılı kurumsal bir firmadaysanız farklı bir yerden gideceğiniz konum sizi rahatlattıracak. Yeni iş bekliyorsanız iş konularınızla ilgili fırsatlarda size yardımcı olacak geçmiş dostlarınızdan gelecek teklif, yeni kapınız ve gireceğiniz iş sizin için daha büyük bir renk katacak gözüküyor. Ama kendi işinizi yapıyorsanız parasal evremizi daha kontrollü ve daha sistemli yapmamız lazım. Bu ara yaratıcılığınız, sisteminiz daha renkli şeyler istiyor ve ani iş yerimiz ya da ev taşınmalarımız söz konusu olabilir. Bu konuda biraz paraya ihtiyacınız var gözüküyor. Biraz daha dikkatli olalım. Evet, seyahatler iş gereği şehir içi iş seyahatlerimiz, olumlu toplantılar ve güzel projeler, güzel organizasyonların hareketi de var gözüküyor. Bu ara depolar, primler havada uçuşacak. Siz de parasal gerginliklerimizi iyileştireceksiniz ama dağınık ruhunuz ve devamlı parayı harcama isteğiniz var. Ama yalan dünya deyip kenara para bırakmıyorsunuz. Biraz kenara para bırakırsanız daha güçlü olacağınızı uyarıyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle değişen hiçbir şey yok. Hatta maaş konusunda da değiştirmeyecekler. Yerimi bari mi kontrol edeyim derken sürpriz değişimler ve maaşınızla ilgili de aralık başına kadar istediğimiz rakama erişeceksiniz. Hayırlı olsun diyorum. Devlet kapısına girmek ve bununla ilgili mücadele eden sevgili teraziler için güzel fırsatlar var. Gerçekten bu kapınız hayırlı ve aydınlık olacak. Kendi işinizi kardeş, aile bağlarıyla yapıyorsanız iş organizasyonunuzu büyüteceksiniz. Farklı projelerde yarap, ekran yönünüz,
Instagram ya da dijital alanlarda kendinizi daha rant sağlayacağınız kapılar yazacak. Bu ara isminiz devamlı ön sahalarda oluşacak. Ama aile içerisinde geçmiş yaşanımız tartışmalar, kayıplardan kaynaklı biraz hüzünler, biraz gözyaşlarımız dökülse de aile bağlarımızı daha çok güçlendireceğiz. Ufak tefek seyahatlerimiz olacak. Ve bu seyahatlerde yapacağımız her yolculuk bizim daha olgunlaşmamız ve kafamızdaki planları daha sağlam oturtacağımızı gösteriyor. Korkmanıza gerek yok diyorum. Evet, ilişki konusunda canınız yanıyorsa, acı çekiyorsanız artık bu sayfada acınız ve artık o acıyı ezin, arayın ve karşı tarafın duygularını öğrenin. Boşuna kendinizi yıpratıyorsunuz. Aşk zaten aşkta onur gurur yoktur. Gidin, konuşun ve soru işaretlerinizden bitirin diyorum. Kalbinizde beğendiğiniz, platonik takıldığınız biri varsa onun sizinle hiçbir alakası yok. Yolculuğunuzu başka bir insanla yapmanız lazım. Bu ara sözlü ya da nişanlı olan çiftlerde ailevi tartışmalar söz konusu. Takı tartışmaları, düğün tartışmaları söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili garip diyaloglar söz konusu olacak. Birbirinize iyi bakın çünkü siz birbirinizi seviyorsunuz. Ailemizde hiç evlenmemiş ya da evlilik kapısı olmayan sevgili takipçilerim için Meryem suresi, bol bol Nas Felak okuyun. Buradaki kişinin kısmetiyle alakalı enerji kaybı var. Bunu toparlamamız gerektiğini söylüyorum. Evet, sevgili gençler, duygusal enerjimiz yüksek. Hatta şu an kış kayak moduna enerjinize giriş yaptığınız okulun fırsatları var. Evet, bunlarla ilgili şimdiden ödemeleri aileden isteyeceksiniz. Gayet güzel geçecek gözüküyor. Ama dil eğitiminizi güçlendirmeniz lazım ve edebiyat yönümüzü de daha sağlamlaştırmamız lazım. Bari onlara önemsiz davranıyorsunuz, bilginiz olsun. Sevgili ev hanımları, yorgun, tedirgin ama çocuklarınız ve eşiniz aranızdaki sorunlar dindi. Daha rahat ve enerjiniz daha yüksek ve evredesiniz. Bu ara özellikle elektronik eşyalarda değiştirme kararı verdiğiniz noktalarımız var. Bunlar değişecek. Çocuğunuzun istediği telefon hanemize alınacak gözüküyor. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken varis ve ayak ağrılarımız ve mantar problemlerimiz olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Bir de evlenmiş ayrılmış sevgili takipçilerim için bu ara gökyüzü çok fazla insanla tanışacağız ve bu tanışacağınız insan kalıcı olabilir. Herkesle gidin kahve için, doğru insanınız size kucak açacak gözüküyor. Uzun süredir satamadığınız ailenize ait toprak arazi konumuzla da el anlaşması, sıkışması söz konusu olacak. Geçmişe ait, babanıza ait ya da dedelerden gelen bazı ödemelerle ilgili de babanız ya da sizin sıkıntılarınız olabilir. Bunlarla ilgili hani ne deriz, taksitlendirme sistemine başvurmanız lazım. Yoksa haciz uyarınız var, bilginiz olsun. Sevgili akrepler, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerle olsun sevgili akrepler. Akrep burcunda gerçekleşecek yeni ay var. Ne istiyorsanız şifalanın, bedeninizi iyileştirin. İş konularımızdaki isteklerimizi gayet güzel bir şekilde tutarsak enerjimiz, ruhumuz bu hafta daha böyle size güzel dokunuşlar sağlayacak. İş kapılarımızla ilgili yaşadığımız benzersiz tartışmalar, toplantıda ani gelişecek konuşmalar, sert bağırışmalara da açık olmamız lazım. Ve anlaşamadığımız yöneticilerimizle pürüzlerimiz devam edecek. Siz dikkatli olun. Eğer devletle bağlantılı bir noktaya girmek istiyorsanız bunun için mücadele ve başvurularınız ya da devreye birini sokmanız gerekiyor. Yoksa bulunduğunuz noktada devam edeceksiniz. Kurumsal alanla ilgili beklenti içerisinde olduğunuz haberlerde güzel gelişmeler söz konusu olacak. Yalnız yurt dışı ile ilgili iş beklentileriniz varsa bu fırsatlarınız daha açık. Bu kapılarınız size uğurlu gelecek. O yüzden yurt dışı başvurularınızı bir an önce yapın. İhracat, alım satım işiyle uğraşan sevgili akreplerde güzel pazarlama tekniğiyle güzel anlaşmalar, yenilikler ve iş yerimizi büyütme planları içerisinde olacağımız yenilikler bize büyük bir olumluluk yaratacak ve şirketimizle alakalı korkularımız geride kalacak gözüküyor. Özellikle de banka, finans alanında çalışan sevgili akrepler için bulunduğunuz şirket ya da bankanızla ilgili beklediğiniz değişimle ilgili geri hareketler oluşabilir ve bu yüzden bankanız ve çalıştığınız noktaya biraz daha kırgın olabilirsiniz. Mesela insan kaynakları alanında çalışıyorsanız ve bu konuda da yardımcıysanız yerinizde ani değişimler size mutluluk yaratacak. Hadi hayırlı olsun diyorum.
büyük ortaklı ya da kendi işinize büyük ortaklı bir iş alanı açmak istiyorsanız, evet yapabilirsiniz. Yaratıcılık, doğuşunuz, güçlü bereketiniz size bu fırsatları daha güçlendirecek. O yüzden cesaretinizi toplayın. Krediniz, başvurularınız olumlu gözüküyor. Endişe etmenize gerek yok. Uzun süredir işsiz olan sevgili akrepler için manevi dönüşümümüz var. Bu dönüşümde iş kapılarımız, rızkımız, bedensel şifalanmalarımız olacak. Hadi bakalım, dua şifadır. Şifa en güzel Rabbime sunulan nefestir. Nefesinizle dualarınızı yapın efendim. Bu ara çıkacağımız her yolculuk güzel girişimleri, güzel aydınlanmaları yaratıyor. Çalışan çiftlerimizde özellikle eşlerin kendi içindeki sorunları ve aynı şekilde iş sorunları bizim kendi düzensiz hayatımıza doğru ilerliyor. Acilen bir psikolojik destek, ilişki terapisi de size iyi gelecek. Sevgili gençler, yurt dışı hayalleriniz, eğitimle ilgili planladığınız birçok noktanın altyapısını yaptınız. Daha disiplinli ve daha kurallı olacaksınız. Bu arada hoşlandığınız kişinin size karşı ilgisi var. Hiç endişe etmeyin diyorum. Evet, duygusallıkta acı çeken sevgili akrepler, içinizdeki sızı artık bitiyor. Güzel, eğlenceli bir döngüye gireceksiniz. Ve istediğiniz ilişkiyle de istediğiniz adım atmak için güzel fırsatlarınız var. Ayrıldığınız ilişkiniz tekrar size geri gelecek. Ama unutmayın ki size farklı alanda beklediğiniz ve uzun süredir yol mesafesi olan ilişkinizin bitmesi gerektiğine siz kendiniz karar verdiniz. Hayırlı olsun. Evli olan çiftlerimiz ve yeni evlenen çiftlerimiz için de aile huzursuzlukları ve ev problemleri var. Onları ev içine fazla karıştırmadan kendi problemlerinizi çözmeniz gerekiyor. Bu arada da özellikle memleket, taşınma, bu tarz fikirleri varsa sevgili akreplerin, yol kapılarımız açık. Gideceğiniz yolculuklarda kalıcı kapılarımız da yaratacak. Sevgili ev hanımları, bu ara çocuklarınız, aileniz çok kalabalık bir hafta. Yakın bir dönemde bir sağlık problemi yaşayan ziyaretlerimiz çok fazla oldu. Sizde hassasiyet evreniz var. Vücudunuzu bol bol dinlendirmeniz lazım. Aman hasta olmanızı istemiyorum. Eşinizin işiyle ilgili ve ekonomik gücü size fazla yansıtmadığı için hani harçlıklarla idare etmekten yoruldum. Eşim ne zaman ailesine sorumluluk yapacak derseniz o biraz pintiliği hep devam edecek. O yüzden takılmayın diyorum. Evlenmiş ayrılmış sevgili çiftler, özellikle beylerde kısmet kapılarımız çok hareketli. Tekrar bir yuva ve evlenmiş ayrılmış enerjisi olan biriyle hayat arkadaşlığı yapacaksınız. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken varis, damarlarımız ve akciğerlerimizle alakalı hassasiyetlerimiz var. Dikkatli olun. Küçük de bir estetik operasyonu düşünceniz var. Hadi hayırlı olsun. Özellikle beyler saç ektirmek isteyebilir. Hanımlar burun estetiği yaptırmak isteyebilirsiniz. Bu konuda güzel oluşumunuz var. Bu ara sevgilisi çok böyle ciddi olan, sevgilisi olan çiftler, kendi aranızda birbirinize kıskançlık, paranoyaklıklar, güven problemi yaşayacaksınız. Hiçbir hata yokken ilişki bu saçmalıklara itmeyin, birbirinize sahip çıkın diyorum. Sürpriz bir mal konumuzla ilgili de avukatlık ya da mahkemelik sonuçlar size olumlu ilerleyecek. Avukatınız ya da mahkemenizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Sevgili yaylar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Merkür ve Mars ileri hareketine geçmesiyle yetenekleriniz, aşk konunuz, hayatınız, yörüngeniz size daha renkli bir hayat evresi sağlayacak. Fırsat ve duygusal fırsatlarımız yoğun olacak. 15 Kasım'da Akrep Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay sizin hayatınızla ilgili göremediğiniz derinliklere inme döneminiz olacak ve iş konularımızla ilgili insanların gerçek yüzünü, iş hayatındaki yaşadığınız derinlikler size anlam katacak. O yüzden bu tutulma ve bu yeni Akrep Burcu'ndaki yeni ay size gerçekleri gösterecek. Sihir gibi her şey aydınlığa kavuşacak. Korkmanıza gerek yok diyorum. Maddi düzelme dönemimiz, iş hayatımızla ilgili de parasal evredeki beklentilerimizle ilgili olumlu cevaplar alarak daha kendimizi, zeminimizi hazırlayacağımız, kredi, yatırım kredisi için araç düşünen sevgili yaylar için hayırlı olsun aracınız efendim. Çünkü uzun süredir en büyük hayalinizde bulunduğunuz şirketten araç bekleyen sevgili yaylar için de Aralık ayı itibariyle şirketiniz size arabanızı değiştirmiş ya da arabanızı ayağınıza vermiş gözüküyor. Yurt dışı ile alakalı şirketinizin size sunacağı farklı kapılar var. Bu kapıları doğrultuyoruz.
doğru değerlendirin. Uzun soluklu yurt dışı fırsatlarınız var. Hayırlı olsun diyorum. Eğer ki bulunduğunuz alandan kurumsal bir alana geçmek istiyorsanız, beklentilerinizle ilgili çok yakın bir bayan dostunuz ya da geçmiş iş dostunuzdan alacak destek bu kapınıza farklı alanda ve konum olarak güzel noktaları oluşturacak. Devletle bağlantılı noktadan ayrılıp kendi işimi kurmak istiyorum diyen sevgili yaylar, devletle bağınızı kopartmadan çözmeniz daha sağlıklı. En azından 2023 biraz daha ekonomik olarak da zemin taşlarımızı zorlayacağı için sağlam kapıyı ziyaret etmemeniz gerekiyor. Ailenizin adına şirketinizi kurun, oradan da takiplerinizi yapın diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız Jüpiter ve Plüton arasındaki güzel kavuşum sizin hayatınızdaki işsizlik ve para noktamızı daha güçlendirecek. Korkusuz dönemlere cesaret döneminiz daha renklenecek gözüküyor. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada da yer değişimi beklentimiz, farklı alanda beklentimiz varsa hayırlı olsun, bu kapılarınız da aydınlık. Özellikle yeni iş kurmak istiyorsanız cesaretinizi toparlamanız lazım. Şansın sizde yüksek olduğu, bereketin size daha hızlı yayılacağı gözüküyor. Eğer ki yazı yazmak, yeteneklerinizle alakalı akademik kariyer yapmak istiyorsanız da ya da akademi olarak ilerlemek istiyorsanız da yurt dışındaki başvurularınız gerçekleşmiş olacak diyorum. Evet sevgili gençler, eğitim konularınızdaki hareketliliğiniz, başarınız daha size güveninizi tazeliyor. Özel hayatta da bu ara değiştirmek, bitirmek istediğimiz ilişkiden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Yeni birinden etkileniyorsunuz. Bence ona da merhamet et ve onu da saygıyla bitir. Sonra o bir tarafa başla. İlişki saygıyla bitip sevgiyle hatırlanmalıdır diyorum. Evet, ilişki konusunda yaralı olan sevgili yaylar, geçmişle ilgili hesaplaşmalarımız bitti. Vücut enerjimiz artık acıyı kaldıramıyor. Alternatif tanıştırmalarınız var. Ama sakin bir şekilde hayatınızı almak istediğiniz için bu Kasım ayını bitirmek ihtiyacı duyabilirsiniz diyorum. Uzun soluklu ilişkinizle alakalı da hala çözemediğiniz problemler level yapacak. Dikkatli olun. İçinizdeki ses sizi doğru yöne ilerliyor. Aldatıyorsanız evet. Yalan söyleniyorsa evet. İçinizdeki ses bunları rüyalarınızda görebilir ve bunları doğru yönlendirebilirsiniz diyorum. Sevgili ev hanımları, şunu demek istiyorum. Eşinizi boşamak niyetindesiniz ama ekonomik gücünüz olmadığı için idare etmeye çalışıyorsunuz. Eşiniz sizi seviyor. Siz bu evrede durağanlık sizi yıpratmaya başladı. Siz de bu ilişkiye heyecan katabilir. Hayat arkadaşınızı bu konuda iyileştirebilirsiniz. Çünkü anne kavgası var aramızda. Annesi, onun ailesi, onun annesi demekten bitirin artık. Dördüncü kök, onların ailesiyle uğraşma. Kendi kökünle uğraş ve evliliğinle uğraş diyoruz. Bu ara çocuklarınızla ilgili güzel aydınlanma, ama kız çocuklarımızda sağlık problemi olabilir. Alerjik sorunları ve okuldan kaynaklı ishal ve kusmalar hareketli olabilir diyorum. Evet sevgili yaylar, özellikle de aşk konusunda ben yenilik istiyorum. Evet, yenilik var, aşk var, sevgi var. Bitirmek istediğimiz birçok nokta bitecek. Yepyeni bir kalbe yelken açacağız. Ve ev hanımlar için de dediğim gibi ekonomik gücünüzü oturtmadan boşanma niyetiniz olmaması lazım. Eşiniz sizi seviyor. Bu ara boşanma davası olan ve açılan sevgili yaylarda vazgeçmeler var. Birbirimize tekrar şans deneyeceğiz ve bu şans bize iyi gelecek. Evde yenilemek istediğimiz perdelerimiz, panjurlarımız ya da hani kışlık perde deriz ya, kalın perde, ışık olmasın dediğimiz bir perde tamir konularımız olabilir. Böyle renklilik var. Bu arada da tekstile merak sayan sevgili hanımlar, bu ara tasarım üzerine bir şeyler yapıp kendi başarınızı aydınlığa kavuşturacaksınız. Belki bu ara aile içerisindeki konuşmalar hem sert hem gergin ya, siz üzerinize alınabilirsiniz. Sizle hiçbir alakası yok. Uzun süredir de satmaya çalıştığınız eviniz satılmış gözüküyor. Hayırlı olsun. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hani bu hafta bedelini ödediğiniz birçok şey ve hakkınızla alakalı noktadaki yaşanan her şeyin size geri döneceği bir hafta. Kim size haksızlık yaptıysa, siz kim sizi kırdıysa ve kim size acı çektirdiyse bunlarla yüzleşeceğiz. İş yerimizle alakalı size sunulan güçlü ve disiplinli bir iş kapısı size gayet huzurlu oluşturacak. Kurumsal alanda yetkiniz ve başarınız size mutluluk yaratacak gözüküyor. Devletle bağlantılı noktalarda kalıcı çözüm ulaştırmanız lazım. Bu alanda bazı karışıklıklar sizi iftiraya uğratabilir. Dikkatli olmanız gerekiyor. Kendi işinizle alakalı özellikle disiplin ve kural oturttuğunuzda herhangi bir pürüz görmüyorum. 15 Kasım'da gerçekleşecek yeni ay sizin hayatınızda plan, görünürlük,
varoluş ve oluşumlarla ilgili işinizde çok güzel kendinizi ispatlayacağınız bir döngü. Bunu doğru değerlendirin. Çünkü sosyal çevreniz, yeni parlak enerjiniz, yeni işler, yeni oluşumlar size ayrı bir renk katacak. Ve özellikle kendi alanınızda da büyümek, işinizle alakalı projelerde yer almak istiyorsanız da fırsat kapılarımız var. Kriz yaşadığınız ekip arkadaşlarımız, yöneticilerimiz, iş alanınızdaki noktalar sakinliğe doğru gidecek. Hatta firmanızın size yollarla bağlantılı işleri ve sunulacak işlerde de başarı sağlayacağınız gözüküyor. Özellikle bu ara iş kurmak, iş yapmak isteyenler için daha mantıklı kararlar vererek yerinizi belirleyin. Çünkü sizde sosyal çevre, sosyal etkinlik, kalabalık alanlardaki yapacağımız her diyalog sizi iş anlamında başarıya doğru itecek. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada bu ara krizsiz gidiyor. Her şey gayet rutin. Ama bulunduğumuz şirketin yıl sonu temposundan kaynaklı eve yetişememe, yemek yapamama ve ayaküstü yemekler bizi küle aldırmaya başladı. Ve çocuklarımızla da haftanın son tadını çıkartmaya çalışsak da onlara yetemediğimizle ilgili kaygılarınız var. Onlar gayet sağlıklı. Sevgili gençler, duygusal olarak evet aşk enerjiniz çok yüksek, kendiniz de daha mutlusunuz ama eğitim konularında Almanca ve Çince eğitimleri düşünen sevgili oğlaklar için bunu yapmanız lazım. Eğitim kariyeriniz için doğru bir noktada. Eğer ki sevgililik anlamında bu ara aşık olduğunuz kişiyle güzel bir yemek yemek, sohbet etmek, tanışma fırsatları. Unutmayın, gizli düşmanlarınız çok fazla olacak. Etrafınızda sizin için çok dedikodular yapılacak. Farklı insanlardan duyamayacağınız lafları duyacaksınız. O yüzden siz hiçbir şeyi kafaya takmadan planlı devam etmenizi istiyorum. Çünkü sizin hayatınızda var olacak gücünüzü herkes kıskanıyor. Kıskandığı için de devamlı sorunlar oluşturuyor. İşsizseniz ve hala iş kapılarınızla ilgili mücadele evresi, geçmiş mahkemeniz, işle ilgili yaşadığınız krizleri önlemek istiyorsanız bunlarla ilgili özellikle bir erkek ve geçmiş iş çevrenizdeki bir insanın çok güzel bir hayrını alacaksınız. Buradaki sorunları da çözmüş olacaksınız. Evet, uzun süredir ayrıldığınız kişinin size nefes vermesini istiyorsunuz. Evet, hayırlı olsun, o nefes size geri geliyor ama karar sizin. Yeni alternatif ilişkiler, renkli diyaloglar, gideceğimiz seyahatlerde de tanışmalarımız yoğun. Bu ara yurt dışı planlayan ve seyahat için planlayan sevgili oğlaklar için gayet keyifli ve güzel geçecek. Özellikle şehir dışı niyetiniz varsa da toprak alımı ya da toprakla ilgili düşünceleriniz olumlu gözüküyor. Ev hanımlarının bu ara eşiniz ve sizin emeklilikle ilgili bir mücadele, evrakları toparlama, para toparlama evreniz var. Hayırlı olsun, bunun sonu hayırlı olacak gözüküyor. Eşiniz işten ayrılıp farklı bir işe geçmek isteyebilir. Onu desteklemenizi öneriyorum. Ve hatta uzun süredir tarım, toprak işi, hayvancılıkla uğraşmak isteyen sevgili oğlaklar için neden olmasın, destek olun istiyorum. Destek olmanız lazım. Ev almak isteyen sevgili oğlaklar, özellikle eşinizin ailesi ve sizin ailenizin desteğiyle güzel bir ev kredinizde başvuru olacak ve olumlu cevap var gözüküyor. Çocuklarınızla aranızdaki iletişimde kavga, gürültü ve sizin disiplin yönü çocukları sık boğaz ediyor. Biraz daha özgürlük alanını sağlarsanız onlar daha kendilerini net ifade edecekler. Çünkü anlaşılmayan bir noktadasın. Gözünü bertince çocuklar korkuyor. Dikkat et. Aynı şekilde kocanın sülalesi, senin sülalen, bütün sülalen korkuyor. Biraz daha dikkatli olmanız lazım diyorum. Sağlık olarak özellikle diş bakımlarımız ön planda olacak. Geniz etiyle ilgili sıkıntılarımız var. Uyku apnemiz olabilir. Bu bizi yoruyor. Bu arada sinirsel evremizi yumuşatalım. Güzel ev. Evlenmiş ayrılmış sevgili takipçilerim için de diyorum ki bu ara renklilikten renkliliği seçin. Aşk yok ama kendinizi seyahatler, yapmak istediğimiz yolculuklarda güzel dostluklar, güzel diyaloglar söz konusu olacak. Araç bakımı zamanınız, unutulan evimizdeki elektronik bakım zamanı, yani aplikleriniz, elektrikle alakalı doğalgaz bakımlarımız ön planda gözüküyor. Bunları ihmal etmeyin. Hoşçakalın efendim. Sevgili kovalar, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Hani deriz ya, son ışığı gördünüz. Bu hafta artık bazı şeylerin gerçekçiliğini görmeniz lazım. Sizin gökyüzündeki enerji size fazlasıyla müjdeli haberler veriyor. Yani eksi artıyı doğru dengelediğinizde hem iş konularımız, hem parasal konularımız ve hem ilişkilerimiz için mucizelere renk katacak. O yüzden siz avantajları dezavantajları avantajlara döndüreceksiniz. Ve 15 Kasım'da Akrep yeni ayı ile birlikte
kökleriniz, köklü değişim planlarımız, iş konusundaki planlarımızla alakalı kazanç noktamıza doğru hareket edeceğiz. Özellikle işsizseniz ve hala iş krizi yaşıyorsanız bu fırsat kapılarımız var. Yerinizde yetkilenme, masa değişimi, konum ve ekip arkadaşlarınızdan rahatsızsanız bulunduğunuz nokta sizi farklı bir alana itecek. Özellikle insan kaynakları, alım satım alanındaysanız farklı nitelikleriniz size verilecek gözüküyor. Kurumsalla ilgili beklenti içerisinde olduğunuz evraklarda hiçbir olumsuzluk yok. Kavga ettiğiniz, gördüğünüz insanlarla bağımızı artık sahte gülümseyerek devam ettireceğiz. Onlar gibi olacaksınız. Çünkü onların size yaptığı her şeyi tek tek böyle gözüne soka soka başarınızın imzasını atacaksınız diyorum. Devletle alakalı giriş beklentileriniz varsa biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Eğer devlette çalışıyorsanız sistemin çok yorucu ve daha sistemin daha yoğunlaşacağı, hatta 2023 gelsin diye ağlayacağımız bir hafta olacak. Devamlı koşturma, insanlar girişler çıkışlar söz konusu. Hastane ya da sağlık sektörüyle alakalı çalışanlarımız, yurt dışı ile ilgili evraklarla ilgili beklentileriniz var. Olumsuz olarak gözükmüyor ve başarı var gözüküyor. Evet, özellikle de kendi işinizi yapıyorsanız aile köklerimizle ilgili yapacağımız güç, anlaşma ve yenilik, ortak ayrımı kararı içerisinde olacaksınız ve herkes hak ettiği noktanın evresini almış olacak. Babaya ait mallar, baba köklerimize ait miraslarımız daha yoğun hareket içerisinde olacak ve bu yoğunlukta adaletli paylaşım olması lazım. Eğer adaletsiz paylaşım olursa aldığınız hak size sıkıntı ve kaybedebilirsiniz diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada şu an için sakin, sessiz, hatta dinlenme ruhundasınız. Eşinizin alternatif ve sizin beklediğiniz işlerle ilgili görüşmeler olumlu geçecek. İster kalın, ister gidin, problem yok gözüküyor. Evet, kendi işinizle ilgili büyütmek ve planladığınız alanları yenilemek ve yeni başlangıçlar yapmak istiyorsanız kesinlikle yapın, korkusuz yapın. Ailemize ait satıp yeni bir ev alma düşünen sevgili takipçilerimiz, aileniz bu evi satmanıza destek olacak. Yeni bir ev alımı da söz konusu. Arsanıza müteahhit teklifi gelebilir. Aman ben karşıyım ama siz vermek istiyorsanız hayırlı olsun diyorum. Evet, bir de aşk konusunda acı çekenler, müjdeli geri gelmeler, ayağınıza yalvarmalar, yapılan özürlerin kutlamasını mı yaparsın, geçmişin kavgasını mı edersiniz, karar sizin. Evlenmeyi düşünenler bu ara söz nişan ya da yüzüğünüz hazır, hayırlı olsun diyorum. İlişkiniz ciddiyete giriyor. Sevgili gençler, bu ara eğitim konularınızla alakalı aksilik yaparım, ederim, onu da hallederim, bunu da hallederim diye biriktirdiğiniz olaylarınız var. Şu ara döneminde bunları toparlarsanız daha iyi olacak ve kendinize daha bilinçli hareket edebilirsiniz. Aşk yolundasınız, eğitim yolunda değilsiniz. Dil eğitiminizi de güçlendirmeniz lazım. Sevgili ev hanımları, evet, yorucu, tempo, çocuklar, sabah erken kalk, orayı toparla, burayı toparla. Artık ömrün hep böyle devam ediyor. Bu hafta hepsini sal gitsin, kendin rahat uyu, yemeğini hazır et, evi biraz toparla, başka bir şeye gerek yok. Bir de bu ara böyle tekstil, yani ne diyeyim, dikiş kursuna gidebilirsiniz, nakış kursu merakınız olabilir. Böyle şeylere belediyenin kursları var, gidebilirsiniz, iyi gelecek size. Astroloji merakı olan sevgili gençlerimiz, alın eğitiminizi, ilgisleriniz ve gerçekten yetenekleriniz var, yapmanızı düşün. Yurt dışı ile alakalı kapılarınız çok aydınlık ve hayırlı olacak. Cesaretiniz yoksa başvurun, olumlu cevap alacaksınız ve oradaki beklentilerimiz de hayırlı olacak gözüküyor. Bu arada aile büyüklerimizle ilgili yaşanan krizler yavaş yavaş toparlanacak ve ailemizde uzun süredir bir mirasın beklentisi, haneye bollukla ilgili sevinç yaşanacak. Haklarımız verilecek ama parça parça verilecek. İstediğiniz ev, istediğiniz arabayı alabilirsiniz. Bu ara araba almayı düşünen sevgili kovalar için paranız hazır, hayırlı olsun diyorum. Sağlık olarak özellikle kalp ve damarlarımız ve kalp damarlarımız, vücut damarlarımız ve kan dolaşımla ilgili sıkıntılarımız olabilir ve kabızlık sorunumuz olabilir. Dikkatli olunuz. Sevgili balık burçları, güzel ailem, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu ara kapılar size o kadar güzel açılacak ki, yani iş konumuzla ilgili masamız, konumla ilgili başarımız ve yöneticilerle alakalı sizi daha motivasyonunuzu artıracak konuşmalar, gireceğimiz toplantılarda verimlilik evresi, gücünüzle güçlenmeyi,
eksik noktalarınızı da bütünleştirirseniz daha güzel fırsatlar yakalayacağınız gözüküyor. Bu hafta size güzel tüyolar var iş konusunda. Zorlamayacaksınız. Pratik hareketlerle halledip yolumuza bakacağız. Değişmesini istediğimiz ve konumlar, masa değişimi, ekip değişimi ile ilgili de bu başvurularınızı yapmanız gerekiyor. Devletle bağlantılı noktadaysanız, koşullar çok stresli olsa da hak edilişiniz ve yerinizle alakalı sürpriz oluşumların sevincinde yaşayacaksınız. Yer değişimi, mekan değişimi ya da şehir değişimi ile ilgili başvurularınızda olumsuzluk olsa da tekrar mücadele etmenizi istiyorum. Araya birini sokarsanız bu fırsatımızı da yakalayacaksınız. 15 Kasım'da Akrep Yeni Ayı gerçekleşecek. Ve bu yeni ayda öğrenmek istediğimiz seyahatler, yapılması gereken eğitimler, yarım bıraktığımız iş konularımız, mahkeme, yasal problemler, borçlarımızla alakalı gözümüzü dört açmamız gerektiğini uyarıyorum. Uyardım bile. Yeni iş kurmak isteyenler için gerçekten güzel ve ortaklık kabul etmiyorum. Kendi işinizi büyütmek planlarınız varsa ve iş kurmak istiyorsanız gözünüzü kapatıp işinizi kurun. Farklı bir kurumsalda kendi hayatınızı devam ettirip yurt dışı planlarınız varsa da o kurumsal sizi belli bir süre sonra yurt dışı fırsatlarınızı yaratacak. Yani o istediğiniz kurumsal kapı sizin için hayırlı. Devletle ilgili uzun süredir bekleyen ve memurluk için bekleyen sevgili balıklar için güzel fırsatlar var. Ocak ayı bu konunun sevincini tadacaksınız. Merak etmeyin. Aile işimiz ya da aile bağlarımızla alakalı mal, miras konularımızla ilgili tartışmalar açık olabilir ama tartışmaları aydınlığa dönüştürebilirsiniz. Fırsat yakalayabilirsiniz. En kötü yerde bile fırsat vardır. Siz bu fırsatı yapın istiyorum. Aile apartmanınızla ilgili yıkım kararı söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili de ortak karar vereceğiz. Baba köklerimiz, amca köklerimiz ve hala köklerimizde mal konusunda tartışmalar var. Siz ailenize destek olun ve aile yıkılmadan çözmeniz sizin için daha sağlıklı diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle hanımınızın işiyle ilgili büyük bir değişim, maaş konusunda beklediği rakamı alacak gözüküyor. Sizin de yöneticinizle alakalı yaşadığınız pürüz rahatlığa erişmiş olacak. Sevgili gençler, kendinize ait alanları, hayallerinizle alakalı ulaşmak istediğiniz eğitiminizle ilgili altyapı güçlü ama siz dağınıksınız. Bir dağınık ruhunuzu toparlayın. Beyin güçlü, altyapı güçlü. Beyin farklı aşkta yaşıyor, farklı dünyada yaşıyor. Siz bu dünyanızı gerçeğe dönüştürürseniz başarılarınız ve yapacağınız başarılarınız önemli gözüküyor. Sevgili ev hanımları, bu ara kendinize ait planladığınız aile ziyaretleriniz, biraz kalmak istediğinizle ilgili biletleriniz hayırlı olsun. Aile özleminiz bitmiş olacak. Kızınızın evliliğinde pürüzü olan sevgili balıklar için kızınızın evliliği rahata erecek. Merak etmeyin, aydınlanacak gözüküyor. Evet, aşk konusunda kalbim acıdan yana, ben acıya doyamadım diyorsanız acılarınız devam edecek. Siz bu inadınız tuttuğu sürece bu acıları iyileştiremezsiniz. Geçmişle değil, şu an hayatınızda hayal değil, gerçekle yaşamayı öğrenmeniz lazım. Bu devamlı hayallerinizde gelecek, gelecek. Gelmeyecek arkadaşım, yani bunu kabul et artık yani. Neyi gelecek diyorsun? Bırak artık bu olayı. Kafanda bitir. Bitir ki sen de nefes al. Yeni aşk için yakın dostunuzun tanıştırmaları söz konusu olabilir ama yataktan çıkarsan, ağlama krizinden çıkarsan yeni fırsatlar var. Bunu değerlendirebiliriz. Uzun süredir evlenme ve ilişkisini ailesiyle tanıştırmak isteyen sevgili balıklar için güzel ve keyifli tanışmalar gayet uğurlu ve bereketli olacak. Hatta ilişkide ev istiyoruz diyenler için de her iki tarafın desteğiyle de kiraya değil ev anahtarınız hayırlı olsun diyorum. Toprağımızda özellikle bu ara saçma sapan duyumlar, altın olabilir diyecek, toprak değerli, bu tarz hikayelere ona inanmayın. Ve hatta bu ara dijitallerden, telefondan dolandırılabilir aile büyüklerimiz, dikkatli olması gerekiyor, ihmal etmeyin. Evet, her şeyden önemlisi de aileniz üst katta taşıyorsa onları alta taşımak isteyen sevgili takipçilerim, onun için eviniz hayırlı olsun. Çünkü anne babanızın sağlık problemi üst katta da, siz üstte, onları aşağıya geçecek şekilde ayarlanacak. Kayınvalide ya da yakın akrabayla oturan sevgili takipçilerim, sevgili kadınlarımıza sesleniyorum. Geçeceğiniz ev size uğurlu ve bereketli olacak. Sağlık olarak özellikle ve özellikle dikkat etmemiz gereken
grip enfeksiyonu, boğaz enfeksiyonlarımıza ve kulak iltihaplarımıza dikkat edeceğiz. Son zamanlarda da böyle kaşıntılarımız var, sinirsel kaşıntılarımız var. Yoga ve meditasyon ve yemek konumuzu da düzenlememiz gerekiyor diyorum. Evlenmiş ayrılmış çiftlerimiz için de şu an sakinlik gözüküyor. Evlenmeyi düşünmeyenlere güzel fırsat var. Evlilik isteyenler biraz daha beklemeli diyorum. Hoşça kalın efendim.